Merhabalar, YADES Yapı Denetim Programı'nın denetim raporunun girilmesi eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu eğitim videomuzda bakanlık aylık denetim raporlarının girişini nasıl yapacağımızı sizlere anlatmaya çalışacağız. Bunun için öncelikle resim ve şantiye rapor ekle modülüne tıklıyoruz. Karşımıza gelen formu anlatmak istiyorum biraz. Karşımıza gelen formda if seç butonuna basıyoruz. Ve işlem yapmak istediğimiz if'imizi seçiyoruz. İşlem yapmak istediğimiz if'imizi seçtiğimizde görmüş olduğunuz gibi bütün denetim tarihleri verileriyle birlikte raporlarınız karşımıza geliyor. Buradan rapor ekle butonuna basarak yeni bir rapor girişi formu açıyoruz. Burada rapor tipini seçiyoruz. Aylık rapor, bakanlık raporu ve rutin rapor diye. Biz bakanlık raporunu seçeceğiz. Daha sonra denetim tarihini seçiyorsunuz. Bakanlık filtre tarihini seçiyorsunuz ve buraya gelip toplam oranı yazacaksınız. Toplam oranı yazdıktan sonra denetim bilgisini giren proje uygulama denetçisini seçeceğiz. Seçtikten sonra seçili kayıtları aktar dediğimizde görmüş olduğunuz gibi proje denetçimiz kutucuğumuza geldi. Proje denetçisini seçtikten sonra personel TC kimlik numarası da otomatik olarak sisteme kaydettiyseniz gelecektir. Kaydetmediyseniz personelinizin TC kimlik numarasını girmemiz gerekiyor. Daha sonra mimari, statik ve makina elektrik notlarını gireceğiz. Ben buraya sadece görünmesi için harfler yazacağım şimdilik. Buraya makina, elektrik notlarınızı girdikten sonra kaydet butonuna basıyoruz. Ve kayıt işlemimiz tamamlanıyor. Bakanlık raporuna resim de eklememiz gerektiği için raporumuzu seçiyoruz ve rapor resimleri kısmına geliyoruz. Buradan resim ekle butonuna basarak inşaatımızla ilgili resimlerimizi yüklüyoruz. Denetim raporlarının girilmesi eğitim videomuzun da sonuna gelmiş olduk böylelikle. Diğer eğitim videoları için bizi YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz.